Şimdi aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi 15 Ekim'de yapılan görüşmeyle birlikte askeri aktörlerin yaptığı görüşmeyle birlikte aslında angajman kurallarının kesinlikle ihlal edilmemesi gerektiği konusunda bir mutabakata varılmıştı ve bu çok netti ve Türkiye'de burada çok net bir şekilde eğer angajman kuralları ihlal edilirse çok sert bir şekilde mukabelede bulunacağını da ifade etmişti. Nitekim bugün olan olay da angajman kurallarının ihlali ve buna yönelik de Türkiye'nin aslında bir tavır almasıydı. Yani Türkiye'nin bir anlamda baktığımızda başka da bir seçeneği, müdahale dışında başka da bir seçeneği yoktu. Çünkü burada bu kadar açık ve net bir şekilde ifade edilmiş bir kuralın ihlali durumunda Türkiye'nin böyle bir adım atmaması aslında sadece bir zaaf görüntüsü anlamına da gelmez. Aynı zamanda egemenliğinin tartışmaya açılması anlamına gelir. Egemenliği tartışmaya açılan bir ülkenin de aslında bu kadar kritik bir coğrafyada bir aktör olması ve bunun da ötesinde kendi birliğini muhafaza etmesi de giderek zorlaşır. Rusya'nın her şeyden önce Türkiye ile ilgili olarak Türkiye'nin kendi sınırlarına, sınır güvenliğine önem verdiğini bu anlamda net bir mesajla da bilmesi gerekir. Rusya ne yapıyor sorusunu sordunuz. Bu çok aslında baktığımızda bütün dünyada stratejistlerin, analistlerin peşine düştüğü bir soru. Rusya her şeyden önce bir yükselen güç, bir bölge gücü ve bir küresel güç olmak istiyor ve küresel bir güç olmak için kendi aslında stratejik öncelikleri çerçevesinde hareket ediyor. Bunun için kriz çıkarmaktan geri durmuyor. İşte yeri geldiğinde Ukrayna'ya müdahil oluyor, daha önce Gürcistan'a müdahil oluyor ve bir süredir de Suriye'ye müdahil oluyor ve bu anlamda kendi etkinlik alanını, egemenlik alanını genişletmeye çalışıyor ve böylelikle de aslında yine kendi düzenini arayan dünya içerisinde bir anlamda soğuk savaş sonrası dönemde bir anlamda oturamayan düzeni içinde olan dünyada kendi egemenlik alanını genişleterek aslında kendi dünya düzeni önerisini hayata geçirmeye Sürekli çalışıyor. surette aslında oyunda ben de varım diyor, öyle değil mi? Kesinlikle Özellikle öyle. Orta Doğu'daki Kesinlikle oyunda öyle. ben de varım. Bensiz bir oyun kurulamaz burada mesajını veriyor. Kesinlikle öyle ve burada hem oyunun bir aslında önemli bir aktörü olmaya çalışıyor. Oyundaki diğer aktörleri etkilemeye çalışıyor ve Orta Doğu'da aslında Orta Doğu'da uzun bir süredir geri çekildiği Orta Doğu'da yeniden varlık göstermeye çalışıyor. Çünkü Soğuk Savaş döneminde Rusya Orta Doğu dengeleri içerisinde önemli bir aktördü ve bu aktörlüğünü de aslında hatırlamaya ve bölge ülkelerine de hatırlatmaya çalışıyor. Suriye'den tabii bu anlamda başlaması da oldukça önemli. Çünkü Suriye Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde de Esad yönetimi de bir anlamda geleneksel müttefiki konumunda ve Esed rejiminin de yine arkasında durmak suretiyle Rusya kendi alanını açmaya çalışıyor. Tabi Rusya'yı oraya çeken sadece Rusya'nın arzuları değil, aynı zamanda Rusya'nın orada bir fırsat görmesi, gözlemlemesi. O fırsatta aslında o bölgede bir var olan kaos ortamı, ikincisi de bu kaos ortamıyla beraber oluşan iktidar boşluğu. Rusya bu kaos ortamından ve iktidar boşluğundan faydalanarak orada kendi hegemonya stratejisini oluşturmaya çalışıyor ve Esed'i destekleyerek, ki Esed de bu anlamda aslında bir orada bir araç ya da bir Rusya açısından bir manivela, bunun üzerinden bölgede etkinliğini pekiştirmeye, oluşturmaya çalışıyor. Peki son G20 zirvesi sonrası yapılan açıklamaları da düşündüğümüz zaman Rusya Esed'le alakalı artık daha yalnız kaldı diyebilir miyiz? Çünkü ABD'nin de açıklamaları ortadaydı. Hani artık farklı formüller düşünme vakti geldi diyordu uluslararası kamuoyu. Fransa'nın zaten tavrı malum. Rusya'nın hala Esed inadı devam ediyor diyebiliriz bu Şimdi aslında durumda. Rusya bu konuda çok ikircikli bir tavır içerisinde. Açık bir tavır takınmıyor. Hatırlarsanız Suriye'ye hava operasyonları düzenlediğinde Rus yetkililer açık ve net bir şekilde biz Esed ilelebet kalsın demiyoruz. Esed'in geçişini biz de planlıyoruz. Esed'in gitmesini biz de istiyoruz. Ancak bu gidiş bir plana bağlanmalı. Aksi takdirde Esed giderse, şu anda giderse orada radikal unsurlara alan açılır ve dolayısıyla Suriye bugünkünden daha kötü olur gibi bir söylem kullanıyorlardı. Ve bu söylem etrafında da aslında kendisine bir destek arıyordu Rusya. Nitekim bu desteği de
uluslararası kamuoyundan, ki uluslararası kamuoyu dediğimizde aslında Batı kamuoyunu daha çok kastediyoruz. Batı kamuoyundan da bu desteği aldı. Böylesi bir diplomatik atakta bulundu ve bir anlamda Batı kamuoyunda yanıltmayı da başardı. Ve bunun üzerinden Esed gidebilir, biz de bunu destekliyoruz, bunu bir takvime bağlayalım, sürece bağlayalım beklentisi üzerinden Viyana toplantıları da devam etti. Fakat burada Rusya aslında bütün tezleriyle Esed'in gitmediği bir senaryoyu destekliyor, izlenimi verdi. Yani Esed'in arkasında duran, her ne olursa olsun Esed'in çizdiği çerçeveyi savunan bir politika ve pratikle aslında Esed gitmesin demiş oldu Rusya. Ve bunu da demek